Nuri Bey. Nuri Bey. Giriş kapıda da şey. Lan mülk yedi kim var? O içerideki kitlen. Irmak kenarında, sahil kenarında içkili mekan olarak hizmet veren bir alan vardı. 3 tane tabiri caizse gazino hizmeti veriyordu. Bu alan 5 yıl önce, bizden önceki dönemde içkili alan olarak işaretlenmiş ve oraya ruhsat verilmiş. Bu alanlarla ilgili olarak tabi o bölgede değişik çalışmalar da olacaktı. DSE'nin ıslah çalışması, projesi falan hazırlandı. İstimlak problemi çözüldükten sonra burayla ilgili çalışma yapılacak. 2 tanesi zaten bu alan içerisinde kalıyordu. Biz bunları da düşünerek yeni devralmak isteyenlere falan hep uyarıyorduk. 5 yıllığına verilmiş burası yap işlet devlet olarak. 5 yıl sonra bir gün bile uzatmayacağımızı ifade ediyorduk. Niye? Alanların, satanların mağdur olmaması için. Ve günü geldi. İkisi kendiliğinden boşalttı zaten. Üçüncüyü de mühürleme durumuyla karşı karşıya kaldık. Ve oraların tahliyesi, o üçüncünün de tahliyesi için de biz kaymakamlık vasıtasıyla işgal alanı durumuna düşüyor. Tahliyesini gerçekleştireceğiz. Bu alanlar kapandı. Dolayısıyla ilçemiz 5 yıl hizmet vermiş olan bu birimler bundan sonra devam etmeyecek. Yenisi de o alanda düşünülmüyor. Çünkü ırmak ıslah çalışmasının içerisinde kalıyor ve orada hizmet imkanı da söz konusu değil. Alan belirlenmesi söz konusu değil. Normalde bir tane içkili alan olarak belirlenen yer var. Orada da yeterli hizmet veriliyor. Daha fazlasını düşünmüyoruz. Meclis olarak da bunu istişare ettik. Bu ihtiyacı karşılıyor. Karşıladığı için de ekstra bir şeye gerek duymuyoruz. Yani ilçenin ihtiyacını karşılayacak oranda içkili alan var zaten. Onun dışında ekstra bir şey düşünmüyoruz. Aileleriyle ilgili öyle bir düşünceleri var mı bilmiyorum ama bizim talep gelir değerlendiririz ama anlayış olarak yeterli olduğunu düşündüğümüz için biz buna yer vermeyi düşünmüyoruz. Yani içkili alan olarak işaretlemeyi düşünmüyoruz.